gördüğünüz gibi el doğraması herhangi bir robottan çekilmemiş. Burada bütün ürünleri arkadaşlar taze hazırlıyor. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Özelliği de yumuşak seven yaşlı abilerimiz, amcalarımız. Çok değerli. Merhaba lezzet tutkunları, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Tokat'tayım. Tokat'ta nereye geldik? Necati Pide'ye geldik. Tokat pidesi yiyeceğiz arkadaşlar burada. Tokat'ın birbirinden farklı güzel lezzetli pideleri vardır. Bunu herkes bilir. Şimdi içeriye gireceğiz. Ustam bizi bekliyor. Tüm pideleri hem tarifini verecek hem de lezzetlerine bakacağız. Bu arada kanalıma abone olmayan varsa içinizde lütfen abone olarak ve yorum yaparak, beğenerek videomu destek verebilirsiniz. Çünkü sizin desteğinize ihtiyacım var arkadaşlar. Hadi gelin bu güzel videomuza hep birlikte başlayalım. Necati Pide'de içeriye girdik. Metin Ustam'la birlikteyiz. Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim Murat Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi gelir gelmez hemen tezgahın başına geçtik. Çünkü burada ürün hazırlıyorlarmış. Sizlere de göstermek istedik. Kıymalı pidenin harcı Murat Bey. Burada kıymalı pidenin harcı nedir abi, anlatır mısın ya? Domates, biber, soğan, kuru soğan, dana kaburga etinden meydana geliyor bunlar. Bunların karışımını müşterim sipariş verdikten sonra işte kaç tane ihtiyacı varsa, 3 tanesi, 3 tane, 5 tane, 5 tane, ona göre harcımızı hazırlıyoruz. Beklemiyor yani. Beklemiyor, daha sonra pişime veriyoruz. Bir de robottan falan değil, yok, küçük küçük doğramışlar arkadaşlar. Şöyle doğraması, göstermek istiyorum. El doğraması, bakın içinin buradadır. İçinde gördüğünüz gibi el doğraması herhangi bir robottan çekilmemiş. Burada bütün ürünleri arkadaşlar taze hazırlıyor. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Normalde bu harç önceden hazırlanır. Birçok hani ben mekana mutfağa girdim. Böyle sipariş geldiğinde için hazırlanmasını ilk defa görüyorum. Yani miktar neyse ona göre. Peki Tokat pidesinin özelliği nedir? Yani bu hazırlanması mı? Tokat pidesinin özelliği aslında bu şekilde hazırlanıyordu. Günümüz şartlarda ticaret ağır bastığından dolayı robota veriyorlar. Robottan hazırca koyuyorlar. Ustalarınızla elinden dolayı sunamıyor. Asitleniyor, birbirini bozuyor. Annelerimiz evde ne hazırlıyordu? Eskiden tepsilere harcı çıhı deriz, beze biz. Evet. O çıhıya sararlardı, eve fırına gönderirlerdi. Günümüz şartlarında artık bu işleri yapmıyorlar. Bizim ayrıcalığımız budur. Sizin ayrıcalığınız ürün siparişe göre sadece hazırlanıyor. Aynen öyle. 17 yıl oldu. 17 yıl boyunca aynı sistemde çalışıyoruz. Yani yemek müşteriyi beklemiyor, müşteri yemeği bekliyor. Aynen arkadaşlar. Öyle efendim. Taze anında hazırlanıyor. Bir de burada bir bez sucuğu var arkadaşlar. Tokat bez sucuğu. Tokat'ın bu meşhur sucuğudur. Bezde yapılır. Bakın şöyle. Burada aynı zamanda biraz sonra bunun pidesini de yapacağız. Ve çökelekli var galiba sizde. Çökeleğimiz var, onu da çıkartalım hemen. Tamam. Şu çökeleği de gösterelim size. Çünkü buranın, Tokat'ın çökeleği meşhur. Sabahları çökelekli yağlılar var. Bir de bundan yapacağız. Çökelek önceden hazırlanıyor. Sıvı yağla harç birbirine yediriliyor. Evet. Bir müddet dinlendikten sonra o kendisini bırakıyor. Bunun ayrıcalığı da budur. Bu yöreye aittir. Tüm ürünlerimiz bu yöreye, etlerimiz bu yöreye aynen, ait. Aynen, çok aynen, güzel abi. Aynen. Şimdi sucuğumuzu keseceğiz. Bu sucuğun özelliği ne abi? Bu da %100 dana etinden meydana geliyor. Bir saniye, şundan bir tane alabilir miyim? Tabii. Şöyle göstereyim. Evet bunun abi. Tamamı şeydir, %100 dana etidir. Hı-hı. Bunu baharatını işte şehrimizin gururu aşbaba olan arkadaşımız, meslektaşımız çok güzel bir şekilde işliyor. Biz de ondan çok performans alıyoruz. Hı hı. Sadece onunki, biz evimizde de yapabiliyoruz. Kendimizde yapıyoruz ama onunki gibi randımanlı olmuyor. Sadece evimizinkini kendimiz yiyeceğimiz miktarda barındıramıyoruz. Bozuluyor evimizinki. Evet. Ama aşçobanınki aldığımız neyse hiçbir zaman hiçbir şey sıkıntı olmadan çiğinde rahatlıkla yedim. Valla şu an çiğini yedim. Gayet de güzel ve zaten şey, baharat oranı fazla yok arkadaşlar. Böyle fazla damağa vurmuyor. Çok daha çok et tadı geliyor. Tabii. Ve bu da inanılmaz bir keyif veriyor. Ben yani daha çok baharatsız seviyorum. Yoğun baharatla çünkü etin tadını alamıyorum. Vallahi çok güzel arkadaşlar. Kameramızı sattıralım. Şöyle. Evet. Şimdi yapmaya geçelim mi artık? Başlayalım pideleri. Tamam. Hadi pideleri yapmaya geçiyoruz. Bir ürünümüzde dana eti sadece %100 kaburgadan meydana gelen. Sadece soğan kararız birbirine kasap pidesi deriz. Tamam yapalım abi. Onu da yapalım. Yapalım. Unumuz, hamurumuz normal standart pide hamuru değil mi abi? Standart pide hamuru. 180 gramdan meydana gelir. Maya hamuru. Mayalı. İçerisinde suyu, tuzu, mayası, unu var. Süper. Evet. Murat Bey, burada da dana kıymamız geldi. Kaburga etinden. Sadece soğan ve dana kıyması. Dana ve kıyması, tuz. Evet. Tuzunu ayarlıyoruz. Müşterimizin isteğine bağlı pul biber, kimyon, karabiber. Baharat isteğe bağlı. İsteğe bağlı. Evet. Konulabiliyor. Ama Tokat'ın kasap pidesi dediğimiz sadece soğanlı kıymamız budur. Bu Tokat'ın kasap pidesi. Kasap pidesi olarak da geçerli. Tokat pidesi uzun oluyor abi. Uzun oluyor. Yani muskalısı da var. Evet. O yarım ayı gibi oluyor. Hı-hı. Bu partide Tokat pidesinin uzunlarını yapalım. İkinci partide muskalılarını yapalım. Tamam süper. Şimdi kuşbaşılığı yapıyoruz galiba. Evet. Kuşbaşı yapalım. Kıyma yapalım. Hı-hı.
yumuşaklığımızda yine isteğe bağlıdır. Kaşarlı olabilir, yumurtalı olabilir. Nasıl istiyorsa. Tamam, müşterimiz ne isterse ama tek başına olmaz, kurur. Tabii tabii. Diğer sucuklara göre bez sucuğu biraz daha kuru arkadaşlar. Yani muhtemelen bez içindeki suyu direkt emdiği için olabilir mi? Emdiriyor. Yani daha kuru çünkü. Yani bez sucuğun özelliği diğer normal piyasada satılan sucuklara göre daha kuru. Tabii tabii. Bu da bezden kaynaklanıyor. Aynen öyle. Özelliği bu galiba. Aynen. Ben ilk defa yedim arkadaşlar bu arada. Gayet de beğendim. Şimdi yarım kapalı mı yapacağız abi? Yani, yarım ay gibi kapalı muskalımız oluyor. Murat Bey odunlarımız perit, gürgen, enkaz odunu vardır. Onun da farkındalığı var. Günümüz şartlarda yine ticaret ağır bastığı gibi zam evet. Odunu ve doğal gaz kullanılıyor. Maalesef. Evet, dışını yağlıyoruz. Evet, yağlama sistemi. Ver ustam bakalım bıçağı, ver. Eskiden bizler bunları... Abi eskiden yapardık bunları da. Şimdi biz tabii yapmaya yaklaşık 7-8 senedir bu doğramayı ilk defa yapıyorum. Olsun Emrah Bey, o da lazım. Evimde... Eskiden kömürü tutardık, şimdi bak pideyi tutamıyoruz ya. Yok yok, iyisin abi yine. Evet. Arkadaşlar, kendi elimle kendi yiyeceğim pideyi hazırlıyorum. Aynen öyle. Şu bir, hazır. Şimdi bu kasap pidesi. Allah Allah. Yardımcı olayım mı? Vallahi ellerim yandı abi yandı. Tamam, ben de bitmiş bu. Benden geçmiş yani. Yani. Yok yok. Yaparım abi yaparım. Özlemişim ya. Tezgaha geçmeyi özlemişim. Ne güzel. Şimdi. Bu biraz yağlıdır. Üstünüz yağ edebilir. Ben anladım. Buyur abi. Şu an hazırız değil mi? Tabii. Sadece şeyler mi gidiyor? Kapalılar gidiyor fırına. Kapalılar atıyoruz. Evet. Közlememiz lazım. O çıkmak üzere. Tamam. Süper. Kapalılarla birlikte onu getireceğiz. Süper abi. Muskalı, kapalı kremalılarımız var Tokat'ta. Bunları fırına vermek üzere alıyoruz küreğimize. Bu hamurumuzun özelliği de yumuşak seven yaşlı abilerimiz, amcalarımız. Çok değerli bunlar. Közlememiz var. Közlememiz çıkartıyoruz şu an. Biberlerimiz erken piştiği için en son halinde atıyoruz. Biberlerimizle birlikte yine fırına veriyoruz. Evet, kapalılarımız geldi kapalılarımız mi? Kapalılarımız geliyor. Aytin abi harikasın ya. Oh, oh. Ne güzel görünüyor. Dumanlar. Kesinlikle. Şimdi onu yağlayacağız galiba. Tabii tabii tabii. Şimdi yağımızı süreceğiz. Tabii tabii. Kesip masaya geçiyoruz arkadaşlar. Masaya geçiyoruz abi. Tabii ki. Hadi geçelim bakalım. Evet. En sevdiğim an neydi arkadaşlar? Lezzetlerin tadına bakmak. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olursanız ve aynı zamanda yorum yaparak, beğenerek bana destek verin. Çünkü sizin desteklerinizle bugünlere geldik ve sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Vallahi Metin abi biraz abarttık galiba. Abartmadık. İşte bunlar şehrimizin... Şehrin bütün pidelerini gösterelim. Doğru. Evet, aynen öyle. Aynen. Vallahi şöyle söyleyeyim. Tokat mutfağında
hamur işinin önemi çok yüksek. Kesinlikle. Sabah kahvaltıda yağlılarla başlıyorsunuz. Tabii, tabii, gün içinde tabii, pideler, tabii, hamur, çorbaların içinde o erişteler falan filan baya baya yoğun kullanılıyor. Bir kebap kadar bu da önemlidir. Evet. Ama işte bunu tanıtmak, duyurmak siz diye evet, düşüyor. Bizler kesinlikle, bizim tek amacımız var. Unutulmaya yüz tutmuş tabii, şehirlerimizde, tabii, kültürlerimize ait yemeklerimizi takipçilerimizle buluşturmak. Şehrimizin gururudur bunlar. Aynen. Şimdi abi, masadan önce bir bilgi verelim. Fiyatlarla ilgili bir bilgi verir misin? Ne kadar şu anda? Mesela bu ne abi? Şöyle. Bunun arasını şöyle açalım Murat Bey. Açalım, şöyle açalım, gösterelim. Kasap kıymalı. Bu sade soğanlı kasap kıymamız dediğimiz 15 evet, liradır bunun kapalısı. Sucukluğumuz ne kadar abi? Sucukluğumuz, sucuklu kaşarlı olaraktan yine 15 liradır. Evet. Çökeltimiz 8 liradır. Bu 8 lira mı abi? 8 liradır. Oo, hiçbir şey değil Tokadın ya. Tokadın en çok tüketim yapılan ürünü olduğu için evet, biraz ucuzdur. Sürümü fazladır. Kuşbaşılı ne kadar abi porsiyonu? Kuşbaşı 12 liradır porsiyonu. 12 lira bir porsiyonu. Evet, bir porsiyonu. İnanılmaz fiyatlar ya. Gerçekten inanılmaz fiyatlar evet, abi. Yani şu evet, anda uygundur, uygun. Çok uygunsunuz. Kesinlikle. Yani harika yani, gerçekten evet, çok çok iyi. Yani şöyle mi abi, en pahalı ne kadar burada şu an? 12 lira mı? Burada en pahalı olan kuşbaşımız da sucukluğumuz. Onda kaşar olmadığı için 12 lira, sucukluğumuz da kaşar olduğu için 15 lira. Vallahi çok iyi ya. Yani gerçekten Türkiye'yi geziyoruz. Türkiye'nin birçok lezzet durağında evet, lezzetleri tadıyoruz ve fiyatlarını dinliyoruz. Evet. Şu anda duyduğum Türkiye'deki en ucuz pide diyebilirim evet, arkadaşlar. Yani Tokat'ta doğallığına. Ve evet yani şeyden kaynaklanıyor galiba. Burada ham maddenin merkezindesiniz. Ondan kaynaklanıyor doğru. Ham maddenin merkezindeyiz. Bir de ziyadesine şu vardır. İşte hani kasap işte et kesmiştir. Evet. İşte çok fazla piker oranı koymadan satmaya başlamıştır. Evet, öyle bunun oluyor. Güzelliğidir. O zaman hani metropollerde böyle 80'lerde 90'lerde değil de burada 50'lere 55'lere çok güzel kıymayı alabiliriz. Çok güzel ya. Vallahi gerçekten fiyatlara çok şaşırdım. Evet. Benim en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi de ürünlerin taze taze hazırlanması. Yani etle sebze önceden karıştırılıp bekletilmiyor. Sipariş geldiği zaman o hazırlanıyor ya, inanılmaz benim hoşuma gitti. Bunun ayrıcalığı da sebzenin de lezzetini alabilirler, etin de lezzetini aynen alabilirler. Şu anda yediğim zaman hani biberin, domatesin içindeki sebzenin direkt damağa vuruyor. Ayrı ayrı alabiliyorsun. Çok önemli. Bir de en büyük özelliklerden bir tanesi hamurudur arkadaşlar. Hamuru da gerçekten çok güzel abi. Bir tane de ben şurada sucukludan alayım. Tabii çünkü ki bez sucuk bizim yani Tokat'ın meşhur. Sucuklu direkt damağa vuruyor zaten ya. Yani onu alabiliyorsan en güzel işte. O başarı orada kaynaklı. Baharatın ayrı, etin ayrı hissedebiliyorsunuz. Ya arkadaşlar gerçekten şimdi size burayı yorumlamak isterim ama yani gelip yemeniz lazım ya. Kesinlikle gelip yemeniz lazım. Hamuru tatmadan inanılmaz olur, lezzetli. Yani öyle bir dengeli yapılmış ki işte bu aşçılıkta ve en önemli şey denge arkadaşlar. Denge, ölçü çok önemli. Bir şeyden fazla koymak o şeyin iyi olacağı anlamına gelmiyor. Yine közlememizin de ayrıcalığı. Çökeliğin arasında közlemeyi soğanlı seven çok arkadaşlar. Onu bunun için mi var. Evet. Getir abi. Kesinlikle, kesinlikle bu şekilde ağzınızı yağmadan. Pişmiş soğanı çökelenin içine koyuyorsunuz. Evet. Pişmiş soğanın ayrıcalığı da koku yapmaz. Yumuşatır, çok lezzetli olur. Oo. Bunun ayrıcalığı da budur. İnanılmaz bir şey oldu. Ya 8 TL'ye karnınızı doyurabileceksiniz, size öyle söyleyeyim. Memnun kalacaksınız. Evet, memnun kalacağım ve muhteşem bir lezzet ya. Aile ortamında sıkıntı yok. Evet. Takipçilerim Tokat'a geldiği zaman sizi nasıl bulacak abi? Bir konumunuzu tarif eder misiniz? Şehir merkezinde. Hı-hı. Yeşil Mahallesi olarak geçiyoruz. Miktaş yolu kavşağında Miktaş Süpermarket ve Erenler Süpermarket var. Onun hı-hı, hemen arkasına düşüyoruz. Süper. Mahalle evet, arasında küçük nezih bir 17 yıl emeğimiz var. Hı-hı. Ailemizle kurduğumuz, yine çocuklarla eşimle birlikte kurduğumuz bir işletmedir burası. Vallahi ben çok beğendim. Gerçekten lezzetleriniz harika. Fiyatlarınız muhteşem. Müşteri dediğimiz gibi yemeğe beklemiyor. Yemek müşteriyi beklemiyor, müşteri yemeğe bekliyor. Kesinlikle öyle. Buraya geldiğiniz zaman damağınızı şenlendirmek, Tokat pidelerini yemek istiyorsanız kesinlikle buraya uğrayın. Kesinlikle. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.